EYS sınavı geride kaldı. Şimdi farklı bir heyecan içinde öğrenciler ve aileler. LYS sınavı bitti ama tercih dönemi başladı. Yavaş yavaş tercih döneminin de sonuna yaklaşıyoruz. 5 Ağustos son tercih zamanı. Peki tercihte neler uygulanmalı? Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli? Gerek aileler gerekse de öğrenciler için bu soruyu soruyoruz. İşte bu sorunun cevabını kimden alacağız? Bir yıl boyunca Matematiğin Güler Yüzü programıyla matematiği siz sevgili çocuklara ve ailelere sevdiren sevgili Mustafa Güler hocamızdan bu sorunun cevabını alacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diyelim Teşekkür ederiz ben. hocam. Hocam LYS sınavı geride kaldı. Tercih dönemi var. Tercih dönemi ki belki bir sınav kadar önemli bir süreç. Neler yapmak gerekiyor? Tercihte neye dikkat edilmesi gerek? Buyurun hocam sizin ağzınızdan bu sorunun cevabını alalım. İlk başta bizi izleyen öğrencilere en önemli tavsiyem bir tane bu şekilde tercih kılavuzu almalarıdır. Evet hocam. Yani çünkü öğrencilerimiz genelde internet ortamında kitapçıklara bakıyorlar ve internet ortamında tercih yapıyorlar. Orada 8. sütunda üniversitelerin olduğu sayfalarda 8. sütunda özel koşullar ve açıklamalar kısmı var. Evet. Öğrenci onlara fazla dikkat etmiyor. Çünkü internet ortamında tercih yaptığı için Çok fazla onları önemsemiyor, değil mi? önemsemiyor. Özellikle öğrencilerin ağızlarının ben oradan yanacağını tahmin ediyorum. Çünkü özel öyle koşullar var ki öğrencilerimiz belki onların farkında bile değiller. Mesela bir öğrencimiz olur ya, Gazi Üniversitesi'ni kazandı. Ankara merkezde üniversite okuyacağını düşünebilir ama mesela enteresandır. Burada güzel bir mesela bakınız 5 demiş. Gazi Üniversitesi'nin bir bölümünde bu özel koşul vardı. Ben de bir bakayım öyle nedir yani bu 5. koşul. Diyor ki öğrenciler öğrenimlerini Ankara ile Çubuk ilçesinde Gazi Üniversitesi yerleşkesinde öğrenimlerini sürdüreceklerdir. Yani öğrenci Gazi Üniversitesi'ni kazanıp da Ankara'da okuyacağını zannedebilir. Aslında orayı kazanıp da Çubuk ilçesinde okuyabilir. İşte Yani bunlar çok önemli. özel Bazı koşullara. özel koşullar var ki diyor ki bir yıl zorunlu Rusça öğretilecektir diyor. Hatta diyor ki eğer Rusçayı öğrenmezse bir yıl sonra okuldan uzaklaştırılır. Bunun Türkçe kısmına aynı bölümün Türkçe dengine geçecektir diye. Şimdi öğrenci üniversiteyi kazandığı zaman mesela bizim bir tane arkadaş vardı. İsmini de söylemek istemiyorum. Tüm Urfalı öğrenci arkadaşımı belki tanıyan da olabilir. Boğaziçi Edebiyatı kazanıyor. Tabii farkında değil. Koşul 15 diye. Bakınız 15 diye bir sütun var. Evet. 15. sütun da o zaman bunu diyordu. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce hazırlık programı uygulanır. Hazırlık sınıfı öğrenim süreci sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Bakın zorunlu İngilizce var. Bizim arkadaş da o zaman aynı sınıftaydık. Boğaziçi Edebiyat Öğretmenliğini kazanıyor. Tabii 5 yıl bildiğim kadarıyla. 4 4'ü yıldır bir de İngilizce bir de hazırlık İngilizce 5. hazırlık var. Tabii edebiyatta arkadaş bunu bilmiyor. Yani edebiyatta İngilizce hazırlık olur mu? Yani İşte baktığınız gidiyor, zaman olmuyor, evet. Oraya bakıyor ki bir yıl hazırlık var. Hazırlığı tabii geçemiyor. Ondan sonra 2. sene okuldan uzaklaştırılıyor, başka bir üniversiteye geçiyor. Aynı bölümün denge olan Türkçe bir programa geçiyor. Orada baya bir yılı kayıp, yani yıl kaybına uğramıştı. Bakın bu çok önemli bir şey. Özellikle öğrencilerimden bunu istirham ediyorum. Bu kitapçığı ellerine alacaklar. Kaç tercih yaparlarsa, hocam ben 10 tercih yapacağım. 10 tercihin hepsinin 8. sütunlarında o özel koşullara bir defa kesinlikle dikkat etmelerini istiyorum. Çünkü üniversiteyi kazanmaktan daha zor bir sürece girdik tercih yapma. Değil öyle. Çünkü tercih yapma, hani üniversiteyi kazanıp kazanmama belki bir yılı etkiler ama tercihler öğrencimizin bir ömür boyu hayatlarını etkileyecek bir kısımdır. Özellikle buna dikkat etmelerini istiyorum. Çok E doğru hocam. tabii İlk yapmaları şey buraya tabii buraya bakmak. bakacaklar. Buraya Çünkü bakacaklar. benim mesela en basit bir arkadaşım gümrükte KPSS'den gümrük muhafazaya yazdı. Tabii bilmiyordu özel koşulları. Özel koşullara bir tanesi çok enteresandır. Boyu 1,65'in üzerinde olacak. Bizim arkadaş da 1,63. Ve kazanıyor. KPSS'den yerleşiyor. İşte Ankara'ya çağırıyorlar. Boyunu ölçüyorlar. Diyor ki bu ne? Diyor ki senin boyunun 1,65'ten aşağı olmaması lazımdı. Çünkü dağıttığımız kitapçıklarda böyle bir ibare koymuştuk zaten. Bir arkadaş yerleşemedi. Sırf tercih yaptığı için 2 yıl memuriyet hakkını kaybetmiş oldu. Evet, böyle de. Enteresandır. Bunlar çok önemli şeyler. İkincisi de öğrencilerimiz diyebilir ki hocam tamam güzel bizim puanımız bu da nereleri yazalım? Evet. Şimdi bu da çok önemli bir süreç. Biz de öğrencilere tabii
2 yıl önce kazanan öğrenci için ben bunu söyleyeyim. 2 yıllığı düşünenler için. Hocam ben sağlık sektörünü, işte radyoloji, anestezi bunlar 2 yıllıkların popüler bölümleridir. İşte çocuk gelişimi olsun. Ama özellikle puanları da yüksek hocam. Puanları da yüksek. Puanları da çok yüksek. Güzel bir şeye değindiniz. Zaten öğrencilerin puanı yüksekse bunları tercih ediyor. Hocam benim puanım düşük. Ne yapacağım? Sağlık sektöründe Urfalıların tercih etmediği bir bölüm. Bunu özellikle ben tavsiye ediyorum. Yaşlı bakımı ve hizmetleri diye bir bölüm var. Bu sağlık sektörünün şu andaki en popüler bölümlerinden bir tanesidir. Evet. Tabii bunu hiçbir Urfalı arkadaşımız bilmiyor. Bundan 2 yıl önce ben 2 öğrencime özellikle de puanlar çok kötüydü. Sakarya Üniversitesi'nde birkaç üniversitede daha var bu bölüm. Puanlar çok düşük. 200 yani 185 barajını eski tabiriyle geçenlerin hepsini tercih, 180 barajını geçenlerin hepsini tercih yapıp da kazanacağı bölümlerin başında gelir. Öğrenciler bunu bilmezler ama 2 yıl sonra buradan hemşireliğe yani basit bir netten dikey geçiş sınavından geçiliyor. 2 öğrenci evet. arkadaşımız vardı, ikisi de hemşireliğe geçti. Bakın hemşireliği belki kazanmak zordur ama bu bir basamak olur. Yaşlı bakımı ve hizmetleri. Çünkü puanı yüksek olanlar arasında tavsiye edeceğimiz bir şey yok. Çünkü öğrenciden tıpı kazanıyor, eczacılık kazanıyor. Bizim tavsiyelerimiz puanı düşük olan öğrencilere. Gerçi 2 yıllıkta bu çok önemli bir bölümdür. Yaşlı bakımı ve hizmetleri. Gerçi sağlık sektörüne baktığımız zaman A'sından Z'sine hepsi iş buluyor. İş buluyor, tabii, atanıyor. Tabii. Çok doğru hocam. Bu çok önemlidir. Özellikle bir de ÖSYM Başkanı'nın yapmış olduğu bir açıklama da okudum. Diyor ki yaşlı bakımı. Çünkü yaşlılara yönelik ileride Avrupa Birliği giriş sürecinde bayağı bir yenilikler yapıyorlar. Evet. Bayağı bir atılım yapıyorlar. İkincisi Urfalılarımızın ne yazık ki tercih etmediği ziraat ve veterinerlik. Ben öğrencilerimize özellikle de hocam diyorlar ille tıp olsun. Tamam tıp olamıyorsa, puanın düşükse hocam diyor inşaat olsun, makine olsun. Benim gözümde bana sorsanız sağlık sektörü derken veterinerlik de bir sağlık sektörüdür. Yani öğrencilerimize tavsiyem veterinerlik. Bakın ziraatten şu anda atanmayan kimse kalmadı. Herkes atandı ve önümüzdeki bir 10 yıllık süreçte yine bayağı kişi atanacak. Önemli yani bunlar çok önemli. Bir de Şanlıurfa dediğimiz zaman tarımın tarım, başşehri. Ama ne yazık şehri. Ki veterinerlik bölümüne gidiyorsun ya 2 Urfalı okuyor 30 öğrenciden. Ya da 3 Urfalı okuyor. Geriye kalanlar hepsi dışarıdan geliyorlar. Hocam acaba o da şey mi? Zor olmasından dolayı mı seçmiyorlar? Zordan ziyade çünkü hani sağlık dendiği zaman. Veteriner biraz zor bir bölüm açıkçası. Ama bitiyor. Ama bitiyor doğru. Bitiyor. 4 yılda bitiyor çok da. Çok enteresandır. Bak zor dediniz. Bizim bir öğretmen arkadaş vardı. İsmi de Mazhar Hoca'ydı. İsmi de vereyim. İşte önceki dershanede öğretmenlik yaparken. Urfa'da veterinerlik ilk açıldığı zaman tercih yaptı. Dedi ki ben hem öğretmenlik yaparım hem veterinerliğimi okurum. Şu anda Mardin'de, belediyede, mezbahanede veterinerlik olarak çalışıyor. Hem aynı zamanda öğretmenlik işini de yapıyor. Yani yapılır yani. Benim kardeşim veterinerdir şu anda kendisi. Çok düşük bir puanla bu sene mezun oldu Konya'dan ve bu sene atandı. Oo, çok yani güzel. Çok güzel tabii ki. Ha, diğer çalışkan öğrenciler, hocam ben dersi çok iyi çalışırım. Zaten öğrencinin tipinden bellidir. Öğrenci çok çalışır ama mesela çalışan bir tiptir ama yerleşem yani puanları yüksek değil. O öğrencilere tavsiyem nereye yazarlarsa yazsınlar başarılı olurlar. Sebebine gelince. Bizim bir tane öğrenci arkadaşımız vardı. Onu da yarınki programa çıkaracağım zaten. Öğrencimizin okuldaki o altyapı probleminden dolayı çok çalışkan, çok ders çalışıyor ama bir türlü istediği puanı alamıyordu. Dicle fiziği yazdırdık. Dicle fizik normalde gitseniz hangi rehberliğe sorsanız fizik yazmayın derler. Öyle değil mi? Fizik yazmayın, anladım, biyoloji yazmayın, kimya yazmayın. Derler. Öğrencilere, ders çalışan bütün öğrencilere, hocam ben ders çalışmayı çok seviyorum diyen bütün öğrencilere tavsiyem. Nereye yazarlarsa yazsınlar, her zaman başarılı olurlar. Hiç bölüm önemli değildir. Bu arkadaşımız Dicle fiziği kazanıyor. Puanı 70 puanın üzerinde olanlar, yani ilk senesi okul puanı 70'in üzerinde olanlara bir de çift dal veriyorlarmış. Çocuk o yaşta da 86-87 okul puanı getiriyor fizikten. Ki çalışan öğrenci için kolaydır. Evet. Matematiği de alıyor. Aynı sene yani 4 yıl süresince matematiği de bitiriyor. Öğrencimden dün görüştüm. Hocam diyor, benim hangi bölümü sen bitirdin? Diyor, hocam fiz matı bitirdim. Hem fizik hem matematiği bitirmiş. Şu anda yüksek lisans için çoğu üniversiteden teklif almış. İşte yani kolay. Evet. Yeter ki ders çalışsan. Yani sonunda atanıp atanmamaya çok da... Hiç önemli değil. Yani ders çalıştıktan gerek. Sonra bence gözümde öğrenciler istedikleri bölümü yazabilirler. Ondan sonraki tavsiyemiz de özellikle eğitim fakültesini tercih yapacak öğrencilerimize, hani öğrencinin belli bir puanı vardır. Mesela en basit benim baldızım 440 puan almış. Yani diyor ki ben tamam ilk öğretim matematiği yazacağım ama diyor ne olur ne olmaz diye
işte 5-6 tane tıp yazayım, işte 3-4 tane eczacılık yazayım. 440'a eğer gelmeyecekse bence o şekilde puanımızı öldürmeyelim. Mesela listeyi kabartmak da hiç çok mantıksız. Çünkü eğitim fakültesinde işte Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yaptı. İlk 5 tercih içerisinde yazanlara burs verilecek. Evet. Yani bu çok önemli şeyler. Öğrenci dolduruyor boş puanlarla. Ondan sonra gideceği bölüm zaten belli. Gideceği bölümü 7. 8. hatta 10. tercih olarak yazıyor. Kazandığı zaman da aa diyor, yani şaşmıyor. Aa ben burayı mı kazandım demiyor. Çünkü orasını zaten bekliyordu. Oraya gittiği zaman da hiçbir burs imkanından yararlanamıyor. Öğrencilerimize tavsiyem biraz uyanık olsunlar tercih yaparken. Bu noktalara gelebilecek yerleri ilk 5'in içerisine yazmaya gayret göstersinler. Eğitim fakültesi dedik. Öğretmenlik bizim için de çok önemli bir tabii, meslek muhakkak. Oluyor. Kutsal bir meslek. Öğrencilere en büyük tavsiyem tabii ki matematik öğretmenliğini, ilk öğretim matematik öğretmenliğini eğer puanları 400'ün üzerindeyse tercih etmelidir. Evet hocam, çok önemli konulara değindik. Farklı bir şeyler var mı yoksa hocam? Genel anlamıyla öncelikle kitapçı ellerini alsınlar, iyi tabii. bir incelesinler. Sonra 2 yıllık kazanabilecek, puanı düşük olan öğrencilerden bahsettik. Yaşlı hizmetleri bu anlamda önemli bir bölüm tabii. olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra eğitim fakültesine geldik. Eğitim fakültesinin önemli olduğundan bahsettik. İlk 5 tercihlerini yapan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı'nda açıkladığı üzere burs var. Biraz kurnaz olsunlar, onun da altını çizdik. Tabii Ziraat Fakültesi ve bunun yanı sıra veterinerlikte parlayan mesleklerden önemli yanı Şanlıurfa'da bu iki mesleğin de büyük rağbet görmesi. Tabii. Çünkü hayvancılık ve tarımı buranın başşehri olarak düşünürsek Urfa'yı, bu iki meslek de yazdırabilecek meslekler. Hocam bir de son bir meslek daha söyleyeyim. Buyur hocam. Havacılıkla alakalı öğrencilerimiz istedikleri bölümü yazabilirler. Çünkü Türk Hava Kurumu'nun da bir üniversitesi açıldı biliyorsunuz. Evet. Belki haberiniz vardır. Türk Hava Kurumu bir üniversite açtı. Kendi bünyesi içerisinde elemanlarını yetiştirmek adına. Öğrencilerimiz orayı da tercih yapabilirler. Çünkü havacılık sektörü Türkiye'de müthiş bir şekilde gelişti. Türk Hava Yolları'nın zaten yükselişini herkes gördü. Dünyada şu anda dünyada artık bir numara neredeyse konumuna geldi. Ama eleman sıkıntısı yaşıyorlar. Hep yurt dışından eleman getirtmeye çalışıyorlar. Havacılıkla alakalı öğrencilerimiz istedikleri bölümü de yazabilirler. Hocam çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Gerekse de öğrencileri 5 Ağustos'a az bir süre kala bilgilendirmiş olduk. Önemli bir süreç, umuyoruz ki hata yapmadan bu süreci atlatırız. Bir de yarınki programa da burada evet, hafta bulunayım. Yarın da müthiş bir program bizi bekliyor. Özellikle birbirinden değerli konuklarım olacak. Yarın saat 16.00'da tüm bizi izleyen öğrencileri, şu anda ekranlar karşısındaki tüm velilerimizi öğrencilerine tavsiye ediyoruz programımızı. Evet, teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz hocam. Hayırlı yayınlar. Sağ olun hocam. Sevgili izleyenler, gece yarısını geçtik. Bugün saat 16'da. Mustafa Hocam'ın programı var ve birbirinden değerli konuklar var. Biz de hatırlatmış olalım. Ve bu tercih sürecini daha ayrıntılı bir şekilde Mustafa Hocam gerek aileler için gerekse de öğrenciler için bir kez daha yineleyecek. Kaçırmayın diyoruz saat 16'daki programı. Sadece kısa bir araya gidelim. Kısa bir aranın ardından spordaki gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız.